Bugün 29 Mayıs 2016 Pazar. Olay Ana Haber başlıyor. Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Ayrıntıları aktaracağız ama önce günün manşeti. Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanan genel kurulda 65. hükümet için güven oylaması vardı. Güven oylaması açık oylama sonucu. Oy sayısı 453. Kabul 315. Red 138. Başbakan Binali Yıldırım tüm Türkiye'yi kucaklayacaklarını söyledi. Bu çatı altında güven oyu aldıktan sonra artık herkesin hükümetiyiz. Birazdan olay ana haberde. Sayın seyirciler, İstanbul'un fethinin 563. yıl dönümü nedeniyle Yenikapı miting alanında düzenlenen kutlamalarda şu sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümünü ekranlarınıza getiriyoruz. İçinizde yaşamalısınız. Kudüs'ün acısını kalbinizde hissetmelisiniz. İstanbul'u anlamak için Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın kefenini giyip ordusunun başına geçtiği andaki cesaretini kavrayabilmelisiniz. 1075 yılında İznik'te coğrafyamızdaki ilk devletimizi kuran Süleyman Şah'ın ufkunu çözebilmelisiniz. Söğüt'te temelleri atılan dünyanın en uzun soluklu ve kudretli devletinin kurucusu Osman Gazi'nin rüyasına vakıf olmalısınız. Ve elbette İstanbul'u anlamak için fethin ne demek olduğunu bilmelisiniz. Az önce Sayın Başbakanımız fethiyle alakalı çok geniş detay tanımlar verdi. Evet, birileri fethi kanla, fethi ölümle süre giden bir süreç olarak anlatıyor. Fethi batının aşılmaz sandığı duvarların aşılmasıdır. Fethi 21 yaşındaki bir sultanın bin yıllık Bizans'ı dize getirmesidir. Fethi, askeri dehanın ve teknolojinin o dönemdeki zirvesidir. Fethi, ayak basılsa bile kalıcı olunamayacağı sanılan bir kıtaya kök salınmasıdır. Fethi, Avrupa kıtasının diğer ucunda Endülüs'te vahşice söndürülmekte olan bir medeniyet ateşinin doğu tarafında yeniden yükselişidir. Şairin ifadesiyle fethi, burası çok önemli. Cihanın yarısı gök. Önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul almışız. Evet, fethi yarısı gök olan cihanın yerdeki diğer yarısını almış olmamızdır. Fetihten sonra bize artık ne İstanbul'dan, ne Trakya'dan, ne Anadolu'dan hicret yoktur. AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 138 red oyuna karşılık 315 oyla güven oyu aldı. Artık herkesin hükümetiyiz diyen Başbakan Binali Yıldırım teşekkür konuşmasında 65. hükümet Atatürk'ün 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyecektir dedi. Bakanlar Kurulu'nun Anıtkabir ziyareti sırasında ise talihsiz bir olay yaşandı. Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz. İsmail Kahraman başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu'nda 65. hükümet için güven oylaması vardı. 65. Cumhuriyet hükümetimiz
hayırlı uğurlu olsun. Oturuma muhalefet liderlerinden sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılırken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da genel kuruldaydı. Yoklama için 5 dakika süre verilecektir. Muhalefetle AK Parti arasında gezi tartışması yaşandı. İstanbul'un öncülüğünde bundan 3 yıl önce tabiatı korumak için binlerce insanın çevre hakkı, ağaç hakkı adına toplanan binlerce insanın üzerine tomalarla, biber gazlarıyla saldıran bu iktidarı Türkiye halkı unutmadı. Gezi direnişi daha fazla demokrasi, yerinden yönetim anlayışının hayata geçmesi, Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunlara aslında dikkat çeken son derece önemli bir halk uyarısıdır. Muhalefetin eleştirilerine AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı yanıt verdi. Gezi olayı modern dünyada demokratik iktidarlara karşı protest hareketlerle toplum mühendisliğinin birleştiği örnek olaylardan birisidir. Meselenin ağaç olmadığını bizzat geziye katılanlar söylüyor. Tartışmanın ardından elektronik oylamaya geçildi. Güven oylaması açık oylama sonucu. Oy sayısı 453. Kabul 315. Red 138. Başbakan Binali Yıldırım oylama sonrası teşekkür konuşması için kürsüdeydi. Bu program üzerinde eleştirileriyle, önerileriyle bize ışık tutan bütün milletvekillerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şüphesiz eleştiriler, uyarılar, öneriler bizim için yol göstericidir. Bu çatı altında güven oyu aldıktan sonra artık herkesin hükümetiyiz. 65. hükümet Mustafa Kemal Atatürk'ün 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyecektir. Güven oyunun ardından 65. hükümet üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Toplu fotoğraf çekimi sonrası Yıldırım'ın Misak-ı Milli Kulesi'ne geçişi sırasında nöbet tutan askerlerden biri baygınlık geçirdi. İlk müdahaleyi Sağlık Bakanı Recep Akdağ yaptı. Allah'a şükür bir şey yok, toparladı. Sağlık Bakanımız her zaman hazır ve nazır, 79 milyonun kalbinin sesini dinliyor. Başbakan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti 65. hükümeti görevine başlamış bulunmaktadır. Bu vesileyle sizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Yıldırım, Anıtkabir'e gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Tandoğan Kültür Taksi durağını ziyaret etti. Hayırlı günler Kültür Taksi, nasıl yardımcı olabiliriz? Güvenlik güçleri Doğu ve Güneydoğu'da da operasyonlara devam ediyor. Türk savaş uçakları hafta sonunda Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vurdu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sokağa çıkma yasağı ise kısmi olarak kaldırılıyor. Türk savaş uçakları bir kez daha Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vurdu. Gelen istihbarat üzerine sabah 8.30-8.40 saatleri arasında Kuzey Irak'taki Metinha kampına hava harekatı düzenlendi. Harekatta silah mevzisi, sığınak, barınak ve mağaradan oluşan 4 hedef imha edildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 Mart'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı 30 Mayıs günü sabah 6 ile akşam 20 saatleri arasında kısmen kaldırıldı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise güvenlik güçleri tuzaklanan el yapımı patlayıcıları tek tek imha ediyor. Şırnak'ta yürütülen operasyonlar kapsamında da tuzaklanan çok sayıda el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi. Operasyonda ayrıca teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat, aralarında hücum yelekleri ve telsizlerin de olduğu teçhizat ve tıbbi malzeme ele geçirilirken, bölgedeki evlerin içine kazılan ve uzunluğu 10-15 metreyi bulan tüneller de tespit edildi. Genelkurmay Başkanlığı Nusaybin ve Şırnak merkezde yürütülen operasyonlarda 6 PKK'nın daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece öldürülen terörist sayısı 963 oldu.
Teröristlerin Van'da Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yakınında tuzakladığı patlayıcı ise son anda fark edildi. Edremit ilçesi Van Başkale Karayolu üzerindeki rögar kapağına tuzaklanan patlayıcı imha edildi. Yolda 2 metre derinliğinde 5 metre genişliğinde çukur oluştu. Türkiye'nin Suriye sınırında IŞİD'e yönelik operasyonlar da sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeyinde IŞİD hedeflerini vurduğu operasyonlarda 40 terörist öldürüldü. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre dün Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine atılan roketin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlarla IŞİD hedefleri ateş altına alındı. Ayrıca koalisyon güçleri de 3 ayrı hava harekatı düzenledi. Operasyonlar sonucu 40 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca IŞİD'e ait 4 Katyuşa mevzii, 4 adet araç, 2 zırhlı personel taşıyıcı ve 2 mühimmat deposu imha edildi. Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden çeyreği sona erdi. Kayyum atanan özel maden şirketinde çalışan 19 işçi önceki dönemden kalan maaşlarını alamadıkları için başlattıkları eylemi 11 gün sonra sonlandırdı. Sağ olun. Tamam, şey yapmayın. Zonguldak'ta maaşlarını alamayınca ocaktan çıkmayarak açlık grevi yapan maden işçileri 11 gün sonra eylemlerine son verdi. Yorgunuz, heyecanlıyız, sevinçliyiz. Kilimli ilçesinde yaklaşık 245 işçinin çalıştığı Deka ve Balçınlar Madenciliğe kayyum atanmasının ardından maaşları ödenmeyen 70 işçi madene kapanarak açlık grevi yapmaya başlamıştı. Abi geçmiş olsun. 10 gündür devam eden eylemde rahatsızlanan işçiler hastaneye kaldırılırken 19 işçi eyleme devam ediyordu. İşçiler 11. gününde madenden çıkarak eylemlerine son verdi. Bu sırada duygusal anlar yaşandı. Ben senin hakkını peşindeyim, sen korkma. Ben senin hakkını söke söke alırım oğlum. İşlerinin devamlarını istiyoruz biz. Anladın mı? Bugün 5 kuruş para verip de kandırı bunları ocaktan çıkarmak maksat değil. Madenin girişi kütüklerle kapatılırken işçiler polis eşliğinde sağlık kontrolüne götürüldü. Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Akın ikna çabaları sonucu eylemlerini sonlandıran işçilere valilikçe 750 liralık sosyal yardımla kayyum heyetince alacaklarının bir kısmı olan biner lira verildi. Karşımızda bir terör örgütünün mağdur ettiği insanlar var. Örgütün dolandırıcılık boyutunu da biz burada gördük. İnşallah bu arkadaşların haklarını hep beraber alacağız. Yağışla birlikte kayganlaşan yollar kazalara da davetiye çıkardı. Yozgat'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Sabit Genç Türk yönetimindeki yolcu otobüsü Yozgat-Çorum Karayolu Sarınbey Köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaydı bir arabadan, kontrolünü kaybetti şoför. Bu tarafa sürükleyelim. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Konya'dan Rize'ye giden otobüsteki 35 kişiden 3'ü olay yerinde yaşamını yitirdi. Abi tutsanıza şuradan. Yaralanan 30 kişi ambulanslarla Yozgat ve Çorum'daki hastanelere sevk edilirken yedek şoför kazayı yara almadan atlattı. Ben yatıyordum, yataktaydım. Yataktaydınız, nasıl oldu kaza? Bilmiyorum ki yataktaki adam nasıl oldu, nasıl? Kaza nedeniyle Yozgat Çorum Karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Türkiye hafta sonunu sağanak yağmurların etkisi altında geçirdi. Ordu'nun Ünye ilçesi adeta Venedik'e döndü, evleri su bastı, araçlar yolda kaldı. Samsun ve Gaziantep'te de manzara aynıydı. Türkiye Mayıs ayının son günlerinde doğudan batıya yağmura teslim oldu. Ordu'nun Ünye ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur su baskınlarına yol açtı. İlçede çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Yüksek yamaçlardan akan yağmur sularının getirdiği taş ve molozlar nedeniyle Ünye-Niksar karayolu bir süre trafiğe kapandı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye'ye Fatsa ve Altınordu ilçelerinden takviye ekipler gönderdi. Samsun'da da Bafra ve Çarşamba ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı. DSİ'ye ait kanalda su seviyesinin hızla yükselmesi de yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. İlk olarak Samsun valini aradım. Dedi ki mesai saati dışında kimseye ulaşamayız. Kaldık suyun içerisinde. Hiçbir kimseden bir yardım yok. Adana'da aşırı yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda kişi araçlarda mahsur kaldı. Devreye iş makineleri girdi. Gaziantep'te de yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şirin Evler ve Perilikaya mahalleleriyle Gaziantep-Kilis karayolunda su birikintileri oluştu. Rogar kapaklarının tıkanması nedeniyle bazı ev ve iş yerlerine su bastı. 5 metre yüksekliğimizde kotumuz var. Şu anda 220 santim su dolmuş. Dolgumuz da gitti. İçeride iş makineleri var, kesme makineleri var, el aletleri var. Suyun altına kaldı. Bazı araç sürücüleri araçlarda mahsur kaldı. Arızalı araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını haberleri gelmeye başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve yerleşim yeri yakınlarına kadar ulaşan yangın paniğe yol açtı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın korku yarattı. Turgut Reis Mahallesi Yukarı İslam Haneleri mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Alevler kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının bölgedeki yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine vatandaşlar panik yaşarken Bodrum Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alevlere müdahale etti. Başlangıcını görmedik. Komşular haber verdi. Çıktık baktık her taraf yanıyordu. Güvenlik güçleri de çevrede önlem aldı. Bu taraftan çıktı yangın. Evet. İlk önce şubelecilerin olduğu bölgede küçük çapta bir yangındı. İşte biz müdahale etmeye giderken yetişemedik. Yangın yerleşim yerlerine sıçramadan 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bursa'da bir yemek fabrikasının mutfak bölümünde fritözün kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen iki işçi hastaneye kaldırıldı. Bursa'da bir yemek fabrikasında fritözden çıkan yangın paniğe yol açtı. Kızartma fritözü. Evet. Oradaki yağların tutuşması sonucu. Geç fark ettiği olay bir de. İddiaya göre Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yemek fabrikasının mutfak bölümünde fritözün kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Alevlere önce fabrikanın güvenlik görevlisi yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Ancak alevler söndürülemeyince devreye itfaiye ekipleri girdi. Vardiya değişimi sırasında meydana gelen yangın büyümeden söndürülürken dumandan etkilenen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Mavi Marmara saldırısının 6. yıl dönümünde kurbanlar için anma yürüyüşleri düzenlendi. Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi toplu sabah namazı kılarken İstanbul Tünel Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşe de binlerce kişi katıldı. Mavi Marmara saldırısının 6. yıl dönümünde hayatını kaybedenler Ankara'da İsrail Büyükelçiliği konutu önünde düzenlenen törenle anıldı. İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu'nca düzenlenen törene katılanlar Filistin bayrakları ve saldırıda ölenlerin fotoğrafını taşıdı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı törende saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an okundu. İsrail karşıtı slogan atan gruptakiler birlikte sabah namazı kıldı. Davalara ve soruşturmalara etki edecek tek yetkili merci şehit aileleri ve saldırıya uğrayan mağdurlardır. Mağdur yakınlarının rızası ve onayı alınmadan terör şöbekesi İsrail'le yapılan her türlü anlaşmayı tanımadığımızı bu platformdan haykırıyoruz. İstanbul'daki anma yürüyüşünün adresi ise Beyoğlu Tünel Meydanı oldu. Selam, dinlemişe devam!
Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları bulunan çok sayıda gösterici İsrail'i protesto etti. Tünel meydanından Galatasaray meydanına kadar yürüyen kalabalık, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne geldiğinde ise "Katil Rusya, Suriye'den defol" sloganları attı. Tekbir ve sloganlarla devam eden eylem olay çıkmadan sona erdi. Gazze'ye insani yardım götürülen Mavi Marmara gemisine uluslararası kara sularda İsrail askerleri tarafından 31 Mayıs 2010'da düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi yaralanmıştı. Mülteci dramının sürdüğü Akdeniz'den korkunç bir haber geldi. Yaklaşık 400 göçmen taşıyan ahşap bir teknenin Libya açıklarında battığı belirtildi. İtalyan donanması bölgede arama çalışması başlatırken faciadan kurtulan olup olmadığı bilinmiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte göçmen geçişinin yeniden hız kazandığı Akdeniz'den bir facia haberi daha geldi. İtalyan donanmasının batan bir tekneden kurtardığı göçmenler, yaklaşık 400 kişiyi taşıyan bir teknenin daha battığını söyledi. Libya'dan çarşamba gecesi yola çıkan teknede çok sayıda kadın ve çocuk bulunduğu belirtildi. Göçmenlerin verdiği bilgi üzerine İtalyan donanmasına ait sahil güvenlik botlarıyla kurtarma ekipleri geniş bir alanda arama çalışması başlattı. Yapılan aramalardan bir sonuç alınamazken faciadan kurtulan olmadığı tahmin ediliyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri 3 farklı göçmen teknesinin Akdeniz'de batması sonucu en az 200 kişi hayatını kaybetmişti. Uluslararası Göç Örgütü rakamlarına göre bu yılın ilk 4 ayında Akdeniz'de yaklaşık 1475 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Örgüt 2014 ve 2015'te ölenlerin sayısını ise 7000 olarak açıklamıştı. Bursa'da 132 yıllık gelenek bu yılda bozulmadı. Kentin en köklü okullarından Erkek Lisesi 133. geleneksel pilav gününde mezunlarını bir araya getirdi. Hepinize teşekkür ederim. Bursa'nın en eski okullarından Erkek Lisesi mezunları geleneksel pilav gününde bir araya geldi. 64-65 mezunuyum. Futbol takımı kaptanıydım. Lise tarihinde kendi kalesine gol atan ilk oyuncu benim. Siyaset, iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda tanınmış ismin mezun olduğu Erkek Lisesi 133 yılı geride bırakırken her yıl Mayıs ayının son haftasında düzenlenen gelenek bu yılda bozulmadı. Bizler Bursa Erkek Lisesi kimliğimize gurur ve kıvanç duyuyoruz. Gurur duymalıyız çünkü Çanakkale ve İstiklal Savaşı yıllarında birçok lise gibi Bursa Erkek Lisemiz de 1915'te hiçbir mezun verememiştir. Bunun sebebi bu okul öğrencilerinin gönüllü olarak cepheye gitmeleri ve büyük kısmının şehit düşmeleridir. Okul bahçesinde düzenlenen pilav gününde eski ve yeni mezunlar bir araya geldi, anılar tazelendi. 1962 mezunuyum. Her sene gelmekte bir mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir gelenek. O duyguları yaşamak, o anıları yaşamak, hep beraber olmak işte bizim için tabii özel. İnşallah daha niceleri nasip olur. Mezunlar eski sıralarına oturup hasret gidermeyi de ihmal etmedi. Sınıfa girdiğimizde sınıf ortamının getirdiği, bize verdiği, daha önceden verdiği şeyleri yaşayıp bir anda öğrencilik hayatımıza dönüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 20.sine düzenlediği geleneksel huzur evi kermesi ve yiyecek şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Katılımın oldukça yoğun olduğu kermesten elde edilen gelir huzur evi vakfına bırakıldı. Birbirinden lezzetli yiyecekler ve rengarenk kıyafetler. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gönüllü kuruluşların desteğiyle bu yıl 20.sine düzenlediği huzur evi kermesi ve yiyecek şenliğine katılım oldukça yoğundu. Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarıyla müteahhit firmalar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler katılıyor. Gönüllü kuruluşların katkılarıyla 20.sini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıllardan daha ciddi bir katılım olduğunu gözlemliyoruz. Kaplıkaya'da bulunan Büyükşehir Huzurevi Bahçesi'nde düzenlenen kermesin geliri yaşlıların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Huzurevi Vakfı'na bağışlandı. Geleneksel Huzurevi kermeslerinin geliri olduğu gibi Huzurevi Vakfı'na kalıyor. Huzurevi Vakfı
yıl içerisinde huzurevi sakinleri için gerekli olan katkıları sağlamakla, onların yaşamlarını iyileştirmekle alakalı bütün alanlarda bize katkı sağlıyor. Bursa'da MS Hastalıkları Derneği için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Bursa MS Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte amaç hastalığa karşı farkındalık oluşturmaktı. Burada birlikte olmak, aynı sıkıntılara benzer problemleri yaşamak. Bursa MS Derneği yaklaşan Babalar Günü öncesi MS hastalığına karşı farkındalık yaratmak için kolları sıvadı. MS Derneği'ni kurmamızdaki amaç, en önce çok fazla bilinmeyen MS hastalığını topluma anlatmak, toplumu bu konuda bilinçlendirmek, aydınlatmak. Daha sonraki amaçlarımızdan birisi MS hastalarına, ailelerine bir ailelerini bilgilendirmek, onların yaşam tarzlarını, yaşam kalitelerini yükseltmek. Dernek MS hastası babaları aileleriyle birlikte ağırladı. Baba figürü ailenin geçimini sağlayan ve sıkıntı yaşandığında bütün herkesi bir arada tutan önemli bir sac ayağı. Çocuk, anne ve baba üç ayaklı bir masa gibi düşünün. Bu ayaklardan biri kırıldığı zaman gerçekten ailede rollerin dağılımında önemli problemler olabiliyor. Hastalıkla mücadelede atılması gereken adımlar organizasyonun en önemli gündem maddesiydi. Kişinin endişeleri olabiliyor kronik hastalıktan dolayı. Babanın ayrıca endişeleri oluyor. Bizim ülkemizde bunlar daha da çok yaşanıyor. Ama hep beraber, toplumla beraber bunların hepsini duygularımızı fark ederek yaşayıp sonra da gerekeni yapacağımıza inanarak bu işlere başladık. Bursalı minikler özel kreş ve gündüz bakım evlerinin ev sahipliği yaptığı şenlikte gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Bu yıl 9.sü düzenlenen şenliğe katılan aileler de keyifli bir pazar geçirdi. Birbirinden eğlenceli oyunlar ve öğretici etkinliklerin hepsi sevimli minikler için. Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı evli bir kreş ve gündüz bakım evinin 9. şenliği için bugün buradayız. Bursa ilimizde bir farkındalık yaratmaktayız. Özel kreş ve gündüz bakım evlerinin kültür parkta düzenlediği etkinliğe aileleriyle birlikte katılan minikler gönüllerince eğlenirken eğitimciler okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaptı. Amacımız tüm herkesime, bütün çocuklarımıza güzel eğlenceli bir gün geçirebilmelerini sağlamak ve onların okul öncesi eğitimin önemini, güzelliklerini burada yaşamalarını sağlamak ve kreşler olarak birbirimiz içerisinde olan uyumlarımızı daha da arttırmak. Her standta farklı etkinliklerin yapıldığı, özellikle okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak istediğimiz eğlenceli bir gün olacak. Güzel havayı da fırsat bilip eğlence alanına koşan aileler de çocuklarıyla birlikte bol bol stres atma şansı buldu. Zaten katılıyoruz derslere. Güzel bir etkinlik oluyor. Çocuklar açısından, bizim açımızdan. Bursa sınav okullarında mezuniyet töreni vardı. Öğrenciler diplomalarını almanın gururunu yaşarken velilere seslenen eğitimciler çocuklarınızı notları üzerinden değerlendirmeyin uyarısında bulundu. 26 yıllık eğitim hayatında 251 bin öğrenci mezun etmişiz. Bursa sınav okullarından mezun olan öğrenciler mezuniyet gecesinde stres attı. Velilerin de katıldığı mezuniyet gecesi öğrencilerin oluşturduğu müzik gruplarının performansıyla renklendi. Gecede sınav okulları yönetim kurulu başkanı Gıyasettin Bingöl'den velilere çocuklarınızı kıyaslamayın uyarısı geldi. Bu ülkenin keşmekeşlikten kurtulması, muasır medeniyete çıkmasının tek bir çaresi vardır, eğitim. Değerli velilerimiz, ne olur çocuklarımıza kızmayalım. Yok az başarılıydın, çok başarılıydın. Müzik eşliğinde kırmızı halı üzerinde yürüyen öğrenciler diplomalarını törenle aldı. Elif Nur Kuşat. Dereceyle mezun olan öğrencilere okul idarecileri tarafından plaket verildi. YGS'de dereceye giren öğrencilerimiz. Başarılı öğrenciler okul kütüğüne de plaket çaktı. Evet.
Öğrencilerin okul hayatları boyunca yaptığı etkinliklerin slayt halinde gösterildiği gecede mezuniyet törenlerinin klasiği de unutulmadı. Öğrenciler mezuniyet coşkusunu keplerini havaya atarak yaşadı. 2, 1, 0! Teknolojinin yeni trendi insansız hava araçları Bursa'da görücüye çıktı. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Liseleri Arası 2. Tasarla Yap Uçur yarışmasının finalinde gençler birincilik için mücadele etti. İnsansız hava araçları Bursa'da yarıştı. Gençler dereceye girebilmek için bütün hünerlerini sergiledi. Karbon kumaş aldık. Normal kumaştır bu. Sonra köpüğe şekil verdik. Uçağımızı tasarladık. Şeklini verdik. Daha sonra şeklini verdikten sonra kumaşı kapladık dışında. Daha sonra kumaşı kapladıktan sonra vakumla önden çektirdik. Arkadan epoksi reçineyi her tarafına yaydı. Görevde 5 turu uçtu. İkinci görevde 4 turu 500 mililitrelik suyla uçtu. Üçüncü görevde de 500 mililitreyi boşalttı. Gayet de sağlam uçuyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türkiye Liseler Arası 2. Tasarla Yap Uçur yarışması genç teknoloji meraklılarını ağırladı. Takımlara belirlediğimiz görevlerimiz vardı uçaklarda yapmasını istediğimiz. Bu görevleri yapması için onlara birinci görev boş uçurduk, ikinci görevde yüklü uçurduk yani su şişesi taşıttık, üçüncü görevde bu su şişesinin içerisindeki suyu boşalttırdık. Ve bu görevleri de şu an takımlarımız icra ettiler. Projemiz 12 uçağın birleşimiyle oldu. Bayağı uçtu ama 3. turda bir yanlışlık oldu işte. Sonra düşmedi ama motor ESC yandı diyeyim. Ürünlü'deki finalde 24 proje yarıştı. Çocuklarımızın özellikle yapmış olduğu bu insansız hava araçlarında ne kadar çok zor görevleri bir arada yapabildiklerini görebilmek gerçekten kabiliyetlerimizin yüksek olduğunu gösteriyor. Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi'nin birinci olduğu yarışmada dereceye giren projeler ödüllendirildi. Türk basının en özgün dergilerinden biri olarak yayın hayatına devam eden Bursa'da Yaşam Dergisi yine çok konuşulacak. Yeni sayısı yarın Olay Gazetesi ile birlikte okuyucuyla buluşacak olan Bursa'da Yaşam'da bu kez sağlık konusu tarihsel açıdan ele alınıyor. Derginin son sayısını genel yayın yönetmeni Nahit Kayabaşı ile konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Kayabaşı. Hoş bulduk. Hayırlı olsun yeni sayısı. Gerçekten çok özgün bir eser. Türkiye'de de Bursa'da da eşi benzeri yok. 18 yıldır okuyucusuyla buluşuyor. Bursa'nın kent kültürünün detaylarını bilinmeyenlere Bursalılara aktarıyorsunuz. Bir ansiklopedi kıvamında aynı zamanda. Evet. Her sayıda farklı konulara yer veriyorsunuz. Son sayıda neler var? Tabii her sayıda bir dosya konusu belirliyoruz ve bu kapsamda hem akademik hem normal araştırmalara yer veriyoruz. Bunun dışında bir de serbest bölümümüz var. Yani dosya konumuzun dışında. Ki serbest bölümde de Bursa üzerine çeşitli denemeler, incelemeler, yazılar, hatta öyküler, şiirler yer alıyor. Bu çizgimizi hiç değiştirmedik. 18 yıldır aynı ciddiyetle Bursa'nın bugüne değin pek gün yüzüne çıkmamış konularını, saklı kalmış yönlerini araştırarak okurlara, Bursalılara sunmaya çalışıyoruz. Evet, Bursa'nın hep sağlık turizmi açısından önemli bir noktada olduğu söyleniyor. Evet. Başkent haline getirilmeye çalışıyor. Bursa'yı da aslında ona öncelik ediyor geçmişe dayanarak. Biraz öyle, çünkü aslında Bursa Bizans döneminden bu yana bir şifa kenti olarak anılıyor. Kaplıcaları nedeniyle biliyorsunuz. Yani 565'li yıllardan bu yana resmen o dönemin imparatoru tarafından da şifa kenti olarak tanımlanmış ve süregelen bir sağlık birikimi var Bursa'nın. Tabii biz ağırlıklı olarak Osmanlı döneminden günümüze uzanan süreçte, günümüzü de belli ölçüde kapsıyor, Bursa'daki sağlık kurumlarının tarihçelerini ve işte tıp yazmalarındaki sağlık hayatı, seyahatnamelerde seyyahların Bursa'da neler, sağlık açısından tabii neler gördüğü, neler gözlemlediği, onların izlenimleri yer alıyor. Asker hastanesinden tutun da, Yıldırım Darüşşifası'ndan tutun da yani
Ahmet Vefik Paşa'nın yaptırdığı Gurebe Hastanesi'nden tutun da işte günümüze kadar getirdik konuyu ve bu alanda önemli incelemelere yer verdik. Hepsi kaynak niteliğinde, onu belirtmek isterim. Çünkü hocalarımız bu konuda gerçekten çok ciddi çalışmalar koydular ortaya. Evet, Bursalılar bu kurumların yani sağlık merkezlerinin, şifahanelerinin pek çoğunu hala günümüzde kentin farklı noktalarında görebiliyor ama göremedikleri de var. İşte onların tamamını tabii, bu sayıda evet, bulacaklar. Evet, onları aynı tutuyoruz. Evet. Yani evet. Eskiden sağlık yaşamı nasılmış, nasıl tedaviler olurmuş, yani onu çok ilginç tabii bu konudaki ayrıntılar derginin yazılarında var. Şimdi farklı bölümlerde ele alıyoruz dediniz. Evet. Sağlık konusu baz alındı genel olarak ama bir de seyahatnameler var. Her sayıda farklı ünlü ismin seyahatnamelerine yer veriliyor. Örneğin bu sayıda Ernest Haeckel'in bir seyahatnamesi var. Bursa'yı anlatıyor. Ne diyor? Evet, iyi ki sordunuz onu. Bugüne kadar ben şöyle bir baktım da 30'u aşkın seyyahın seyahatnamesine yer vermişiz. Bu çok çok önemli. Yani bir araya getirsek bu dev bir kitap olur. Bursa kültürü için müthiş önemli bir kaynak. Yani 1600'lerden 1900'lere kadar çok önemli seyyahların Bursa gözlemleri. Şu Ernest Haeckel bir doğa bilimci, dünya çapında bir biyolog, evrim kuramcısı, zoolog, filozof aynı zamanda ve aynı zamanda da bir seyyah. Bütün dünyayı gezmiş, özellikle deniz faunalarını araştırmış. Biyolojiyi yenileyen adam olarak biliniyor tıp dünyasında. Bu 1873 yılında Bursa'ya geliyor. Yine yanında dönemin ünlü Alman manzara ressamı Ernst Körner'le birlikte. Ve işte Bursa'yı dolaşıyorlar. Nisan ayında geliyorlar. Uludağ'a çıkıyorlar atlarla. Zirveye tırmanıyorlar. O zirvenin yolculuğunu da anlatıyor ve kente ilişkin gözlemlerini harika bir şekilde kaleme almış. Bursa olağanüstü büyüleyici bir konumda, şarkın incisi olarak nitelendiriyor. Şam ve Granada ile yarışan bir kent olarak o dönem için bunları vurguluyor. Çok hoş bir sürpriz. Adaşı da Ernst Körner de Yağlıboya tabii. Bursa'yı tasvir ediyor. Bursa'yı işte yüksek bir yerden genel Bursa manzarasını resmediyor ve onun da tablosunu bulduk ve seyahatnamenin hemen yanına koyduk. Bursalılar için de çok hoş bir sürpriz oldu. Çünkü bu da resim literatüründe bilinen bir tablo. O açıdan ben Bursalılara onu da okumalarını çok öneririm. Yani Bursalılar hem kültürel anlamda doyacaklar hem de görsel anlamda aynen doyacaklar. Zaten bizim dergimizin özelliği çok sayıda görsele yer vermesi. Müthiş zengin bir görsel malzeme de sunuyoruz her sayıda. Evet, okuyucular çok fazla ünlü ismin, yazarın, eleştirmenin eserlerini, yazılarını da bu dergide bulabilecekler. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bursalılar yarın bunu temin edebilirler. Şöyle göstermek isterim. Ernest, arkadaşlarım ekranda getirecekler evet, şimdi o evet, fotoğrafın dijitalini. Evet. Bir yanda seyahatname metni, bir yanda da Bursa ünlü Bursa tablosu. Evet, iyi okumalar dileyelim. Tabii, size kolay gelsin. Emeğinize sağlık. Evet. Yenisini sabırsızlıkla bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet, olay ana habere bir başka haberle devam edelim. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı tarihi Gündüzlü Mahallesi sakinleri geleneksel pilav gününde buluştu. Uzaktan gelen aileler hemşerileriyle hasret giderirken kadınların imece usulü yaptığı pilav afiyetle geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı tarihi Gündüzlü Mahallesi sakinleri geleneksel pilav günü etkinliğinde buluştu. Köy kadınlarının imece usulü yaptığı pilav afiyetle yenirken uzakta oturan aileler hemşerileriyle hasret giderdi. Mesela köyümüzde İstanbul'da oturan, Bursa'da oturan, başka şehirlerde oturan bütün köy halkımız bu sebeple bütün köylülerle kaynaşıyor. Dışarıdan gelen insanları bir arada kaynaşmalarını sağlamak artı bir de köy halkının ortaklaşa kullandığı umumi yerlere de destek yapıyoruz. Gündüzlü Mahallesi sakinleri Kılıç Kalkan ekibinin gösterisini ilgiyle izledi. Büyüklerinden devraldıkları geleneği devam ettiren köylüler açık havada güzel bir gün geçirirken çocuklar da kendileri için oluşturulan oyun platformlarının keyfini sürdü.
Olay ana haberin sonuna geldik efendim. Yarın yeni bir haftanın başlangıcı olacak. Güzel haberlerle karşınızda olmayı diliyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın.